Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Dolarit 300 mg tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Dolarit etkin madde olarak 300 mg metodolak içeren film kaplı tablettir. Dolarit iltihaplı oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan ilaç grubundandır. Dolarit şu hastalıkların tedavisinde endikedir. Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kireçlenmesi, eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalıkta, özellikle omurga eklemlerinde birleşme ve hareket kaybı ile görülen romatizmal bir hastalıkta, proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak zaman zaman ani şekilde ortaya çıkan, sıklıkla ayak baş parmağındaki iltihapla kendini gösteren, eklemler üzerinde ileri derecede ağrıya, hassasiyete, kızarıklığa veya şişkinliğe neden olan eklem iltihabında, akut kas iskelet sistemi ağrılarında, ameliyat sonrası görülebilen iltihap, şişkinlik ve yumuşak doku hasarında, kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda kullanılır. Dolarit tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, dolariti şu durumlarda kullanmayınız. Eğer dolaritin herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa, aspirin veya dolaritin dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız, ciddi bazen kalp veya kan damarları sorunları için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa, hamileliğinizin son 3 ayındaysanız, mide veya bağırsaklarınızda ülser veya kanamanız varsa veya daha önceden geçirdiyseniz, daha önceden veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide bağırsak kanaması veya delinmesi şikayetiniz olduysa, ciddi kalp, böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, 18 yaşından küçükseniz. Dolariti şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı veya idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız, ilaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı veya mide veya bağırsak sorunları geçmişiniz varsa, vücutta sıvı birikmesi, lupus adı verilen burun ve yanaklardaki deri hastalığı, astım, burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme veya ağızda iltihaplanma varsa, yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız, sağlığınız bozuksa, su kaybı veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız, astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa dikkatli kullanınız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Dolaritin yiyecek ve içecek ile kullanılması, dolariti alkol ile birlikte almayınız. Mide tahrişi ihtimali artabilir. Dolariti besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız kullanabilirsiniz. Dolarit tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi dolaritin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi, yorgunluk, baş dönmesi, ruhsal çöküntü, sinirlilik, bulanık görme, kulak çınlaması, hazımsızlık, karın ağrısı, ishal, bağırsakta gaz, bulantı, kabızlık, mide iltihabı, siyah dışkı, kusma, kaşıntı, döküntü, ağrılı idrar, sık idrara çıkma, titreme ve ateş. Yaygın olmayan yan etkisi, ciltte morarma, kansızlık, kanda kan pulcuklarının azalması, kanama zamanında artış, ödem, vücut kilosunda değişiklik, tat alma bozukluğu, uykusuzluk, bilinç bulanıklığı, uyuşukluk, akıl karışıklığı, ışık hassasiyeti, geçici görme bozukluğu, göz içi iltihabı, sağırlık, yüksek kan basıncı, yüz kızarması, çarpıntı, bayılma, damar iltihabı, kalpte ritim bozukluğu, kalp krizi, astım, hava yolu iltihabı, nefes darlığı, yutak iltihabı, nezle, susama, ağız kuruluğu, ağız yaraları, yeme bozukluğu, geğirme, ince bağırsak iltihabı, kanamalı ya da kanamasız mide yarası veya delinme, bağırsakta yara, pankreas iltihabı, kalın bağırsak iltihabı, karaciğer enzimlerinde yükselme, karaciğer iltihabı, safra kanalı kaynaklı sarılık, karaciğer yetmezliği, karaciğer harabiyeti, ciltte yaygın ödem, terleme, deri döküntüsü, ciltte su toplanmasıyla seyreden döküntü, ağız, gözler ve cinsel bölgede kızarıklık, saç dökülmesi, cilt rengi koyulaşma, ışığa duyarlılık, kan üre azotunda artış, böbrek yetmezliği, böbrek bozukluğu, böbrek hücre harabiyeti, mesene iltihabı, idrarda kan görülmesi, böbrek taşı, böbrek iltihabı, rahimde kanama düzensizlikleri, aşırı duyarlılık reaksiyonları, baş ağrısı, deri soyulması. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Dolarit tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz rahatsızlığınızın ciddiyetine göre alınması gereken doz ve sıklığı size söyleyecektir. Gerekli gördüğü durumlarda dolaritin diğer formları ile tedaviye devam edilmesi önerilebilir. Bir günde 4 tabletten fazla alınmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu ise dolarit tamamen dolu bir bardak su ile birlikte, yemeklerle birlikte ve yemekten sonra ağızdan alınır. İlacınızı daima doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız. Tabletleri çiğnemeyin veya ağzınızda parçalamayınız.
değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, dolayısıyla 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu çocuklarda güvenlik ve etkinliği doğrulanmamıştır. Yaşlılarda kullanımı, dolaritin yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır. Mide kanaması veya böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olunabilir. Dolaritin saklanması, dolariti çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.